Minneapolis Sanat Enstitüsü'nde George Gross tarafından yapılan Hatırlama isimli tabloya bakıyoruz. Gross usta bir portreciydi. Bu nedenle otoportresini yaptığında bu anı yaşayan ve ürpermiş olan birinin görüntüsünü verebilmişti. Bu portrede Gross belirsiz bir boşluğa eğilmiş. Tablo oldukça kalın boyanmış ve ayırt edilebilir tek şey Gross'un kafası. Yüzü oldukça keskin bir şekilde belirtilmiş ancak asıl ilginç olan bize doğru bakmaması sanki daha çok kendi sağına bakar gibi bir hali var gross bir fırtına girdabındaymış gibi bir hisse kapılıyoruz çünkü keskin ve soyut fırça darbeleri var gözleri açık ileriye bakıyor ama herhangi bir şeye baktığını hissedemiyoruz yine de bir şeyler düşündüğünü hayal ettiğini ya da hatırlamaya çalıştığını söyleyebiliriz Gross, Alman çağdaş sanatının mimarlarından biriydi. Eserleri kamu kurumlarının duvarlarını süsledi. Başarıyı çoktan yakalamıştı. Bu tablo ise Almanya'da değil, New York'ta yapıldı. 1932 yılında Gross, New York'taki sanat öğrencileri liginde ders vermesi için bir davet aldı ve birkaç aylığına New York'a gitti. Daha sonra Almanya'ya geri döndü ve tam o sırada ülkede büyük değişiklikler oluyordu. Ocak ayının başlarında ailesiyle birlikte Almanya'yı terk ederek New York'a taşındı. Hatırlama isimli bu tabloda Gross bir tür meditasyon veya trans halinde. Almanya çalkantılar içindeyken kendisinin sürgündeki biri olarak rolünü düşünüyor gibi görünüyor. Bunu daha çok resmin geri kalanından anlıyoruz. Gross'un sırtı şiddete dönük. Arkasındaki çift ise doğrudan buna şahit bir binanın içi boş yıkıntıları arasındaymış gibi görünüyor ve arkasında birini taşıyan insanlara yardım eden turuncu tişörtlü biri var. Daha sonra uzak bir mesafedeki başka bir harabe görünüyor. İnsanların aklına bazen şu soru gelir. Rüyalarımızı renkli mi yoksa siyah beyaz mı görürüz? Bana göre bu işin hafıza ve hayal etmek kısmı Gross'un burada gördüğümüz gömleği alev kırmızısı ve turuncu renginde çizmesiyle sonuçlanmış. En solda ise bu güzel lacivert rengi görüyoruz. Yani birden geceye geçmişiz gibi. İnsanın ülkesini terk edip gitmesinin nasıl olabileceğini hayal etmek bazen çok zor. Üstelik bir de bu ülke bir tür dehşetin içine giriyorsa. Gross belki de böyle bir şey görmedi ama Almanya'dan kaçtıktan sonra olabilecek şeyleri düşünüyor gibi görünüyor. Bu tablo Holokost tam olarak anlaşılmadan önce yapılmış. Ancak Yahudilerin maruz kaldığı dehşet ortamı elbette çokça bilinen bir şeydi. Aynı zamanda siyasi düşmanlar için de durum çok zordu. Hatta Gross'un çocukluk arkadaşlarından en az birinin Naziler tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Gross arkasında çok şey bıraktı mesela ailesinin diğer üyelerini de terk etti karısı ve iki oğlu kendisiyle birlikteydi ancak annesi ve pek çok akrabası hala Almanya'daydı new york'a gitme fırsatının doğması onda sorumluluğun getirdiği bir ağırlık ve suçluluk duygusunu da uyandırmış olmalı 1935 yılında avrupa'ya yaptığı bir geri dönüş yolculuğundan sonra tüm avrupa'da yükselen bir faşizm dalgası gördüğünü yazmıştı yani ülkeden ayrılma konusundaki ön sezileri doğrulanmış oluyordu. Baskıcı bir rejim altında yaşayan ve siyasi eğilimleri olan bir sanatçı olarak zulüm görme ihtimali vardı. Nazilerin onu ele geçirmek için geleceklerini de biliyor olmalıydı. Gross, duvar yazılarını görmüş ve Almanya'yı terk etmesi gerektiğinden emin olmuştu. Bu tablo 1937'de yani İspanya'daki Guernica şehrinin bombalanmasından hemen sonra yapılmış. Picasso bunun hakkında ünlü bir tablo yapmış ve şehrin harabe görüntüleri de gazetelerde yayımlanmıştı. İşte bu Gros'un içine doğan şeylerden biriydi. Hatta Hitler'i eleştirenlerden biri olmadan önce bile onun karikatürlerini yapmıştı. Gross, toplumu ayakta tutan direkler olarak nitelendirdiği kiliseyi, orduyu ve orta sınıfı eserleriyle ağır bir şekilde eleştirmişti tüm hayatı boyunca sorun çıkaran biriydi ve bunu sanatçının onur nişanı olarak görürdü. Ona göre sanatçı sözünü sakınmayan ve adaletsizliğe dikkat çeken biri olmalıydı. Hatta Entartete Kunst sergisi yani 1937 yılında Almanya'da açılan Dejenere Sanat sergisi uluslararası avantgard sanatı alaya almak için açılmıştı. Aynı zamanda Naziler tarafından dejenere düşünceleri desteklediği düşünülen sanat eserlerini de içeriyordu. Nazilere göre dejenere denilen bu düşünce, eserlerde kendini askeri veya dini açıdan devlete eleştiren düşünce olarak gösteriyordu. Ancak aynı zamanda bu, sanatçılar için resmi bir deneydi de. Kendilerini modernist olarak tanımlayan sanatçıların ait olduğu kübizm, fütürizm ve grosun da içinde bulunduğu dadaizm gibi sanat akımları dejenere olarak nitelendiriliyordu. Gross burada sürgünde, Sanat öğretiminden çok az para kazanmasına rağmen New York'a göçen pek çok arkadaşını ve sanatçıyı destekledi. Gross'un hikayesi bize, Amerikan kültürünün bu deneyimlerle nasıl zenginleştiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda Amerika'ya gelen farklı insanların burada hem kendi hayatlarını nasıl oluşturduklarını, hem de New York olsun, Minnesota olsun etraflarındaki mikro kültürlere nasıl etki ettiklerini anlatıyor. Bazı bilim insanları Amerika'nın Amerika olmasında Nazi Almanya'sından kaçan bilim insanlarının, sanatçıların, müzisyenlerin, fizikçilerin ve diğer insanların payının büyük olduğunu belirtiyorlar. Bu göçmenlerin yarattıkları pozitif etkileri hatırlamak için önemli bir örnek. Özellikle de 21. yüzyılın şu yaşadığımız dönemlerinde göçmenlere karşı gelen düşünceleri hatırlarsak. Bu hikayenin bir alternatifi de Gross'un burada yüzüstü bırakılması veya sponsor bulamadığı, bir fırsat karşısına çıkmadığı için Almanya'ya geri dönmesi olurdu. Almanya'da kalsaydı ne olacağına dair bir fikrimiz var aslında. Bugün hakkında konuşacağımız bir George Gross ve onun tabloları olamazdı. Gross'un kendisinin de bu konuda bir yorumu var. Yıkım ve yağmayı resmetme konusunda içsel bir zorlama hissettim. Bazı tablolarıma kıyamet manzaraları diyorum. Üstelik bunları asıl kıyamet kopmadan önce yapıyorum.